Holy moly. It's a new day. It's your time to shine. It's time to Alt yazıları açın. Into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart. But be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death or dismemberment. Okay. Altyazıları açın. Bir önceki yayınlarda sürekli çevirmek zorunda kaldım. Bunu da sesli olarak çevirmek istemiyorum. Yapabilirsem videoları yükledikten sonra bunlar şimdi İngilizce söylediklerini otomatik olarak İngilizce yazıya çeviriyorlar. Ben o İngilizce yazıları Türkçe yazıya çevireceğim. Siz altyazıları açınca Türkçe olarak okuyabileceksiniz ne söylendiğini. Video montaj sırasında yapmayacağım. YouTube bunu otomatik çevirecek. Ben de YouTube otomatik olarak yazacak İngilizce yazıları ben de otomatik olarak çevireceğim. Nasıl işlediğini tam olarak bilmiyorum ama göreceğiz. Şimdi şöyle bir olay var. Ben bunu Türkiye'ye de çekmeye çalıştım. Şu anda Kıbrıs'tayım. Siz depo videoları izlerken ben bunları çekiyor olacağım. Ben bunu Türkiye'de çekmeye çalıştım ama oradaki bilgisayarla uyumsuzluk sorunu yaşadı. Sanırım oyuna gelen gibi giriş yapmamışım. Oyunun kaydettiğini görünce heyecandan dalmışım. Normalde kaydetmeyeceğini düşünüyordum. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'a hoş geldiniz. Veya benim deyişimle stres simülatör ama o stres kısmına fazla girmeyeceğiz. Ben biraz daha dikkatli oynayacağım. Canavarlardan ondan bundan kaçmaya çalışacağım. Hadi bakalım, I am ready diyelim. Sesini açtım bu arada. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between catalog mode and blueprint mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode.
give it a try and do some shopping. Peki ben araştırmamı yaptım hocam. Oynamadan önce araştırmamı yaptım. Araştırmamı yaptım. O yüzden kataloğa döneceğiz şimdi ve almayı istediğim şeyleri alacağız. Şimdi bak, burada liability risk diyor ya, bu bize dava açıp açmayacaklarına bağlı. Bize dava açarlarsa para kaybetme ihtimalimiz oluyor. Ama bu şey demek değil. Bunun içinde bir şey çıkıp bize saldıracak demek değil. Ve bakalım bize çıkıp saldıracak bir şey var mı buralarda? Buralarda yok. Evet. Peki ne alabiliriz şimdi? Double stage. Bir tane şey şimdilik yeter. Değil mi? Discount ball pit. Bunu da alalım. İnsanlar gelsin baloncuk onundur bundur alsın. Bunu da alalım. Bucket. Ya şu şunlara bak. Mr. Can Do. Mr. Hugs. Onun liability risk var. Number one crit. Punsten. Light animatronic. Bunlar pek light animatronic değil ama bunu alacağım ben. Hoşuma gitti çünkü. Bunu mu alsak? Bak bu da güzelmiş aslında. Bu ne? Foil party set. Enhanced speaker set. Güzelmiş aslında. Bunu alabilirim. Hoşuma gitti. Tabi artık diğer her şey. Abi 5 dakika. Animatronik almadık daha abi. Animatronik almamız lazım bizim. Dur. Nereye gidiyoruz biz ha? Ben bu elemanı alacağım. Bu elemanı çok sevdim ben. Şimdi burada başka neler alabiliriz? Atmosfer, health and safety. Var mı alabileceğimiz bir şey buralarda? Aha. Bunu alalım. Aynen. Atmosfer ve entertainment geçiriyor. Alalım. Ve bittik. Bu kadar. Her şey bitti. Şimdi yerleştirelim. Yerleştireceğimiz şeyler varsa. Tamam. Buraya bunu yerleştirelim. Ve animatroniğimiz oldu. Ahbaplarım. İlk animatroniğimize sahibiz artık. Buraya bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım. Sanırım bunları oynayabiliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. 300 puan aldık. Muhteşem. Muhteşem. Oyna devam. Böyle puan alacağız. 500. 500 peki. 500 güzel. Teşekkürler. Bak arkada da böyle nostaljik şarkılar çalıyor. Güzel paralar alıyoruz. Ve 200 dolarımız olur. Risk 2 mi? Neden? Riskli bir şey mi aldım ben? Ne aldım oğlum? Riskli miydi bu yoksa? Riske bakmadım mı ben pek? Yo, riskli yazmıyor. Hangisi riskliydi? Ne aldım ben? Riskli olarak. Çok ilginç. Risk 2 yazıyor. Doğal risk yani artık. Sen buraya gelerek büyük bir risk aldın demek istiyor. 200 dolarımız var. Bakalım 200 doları neler alabiliriz? Bunlardan bir tane alabiliriz. Bu 4 veriyor. Diğeri... Unavailable diyor. Ha, bak bu liability risk diyor. Yok. Bunu alamıyoruz. Candy Coletti alamıyoruz. O zaman böyle güzel bir şeyler alalım. Değil mi? Ben oyuncak alacağım. İnsanlar oynasın. Şimdi bunu nereye yerleştirelim? Bunu da buraya yerleştirelim. Aynen. Bunu oynayabiliyor muyuz? Play tokens. Ha iyi. Sanırım burada bir de mini oyun vardı. WASD. İlginç. Okey. Zorlanmaya başlıyoruz. Wow. Okey. Aşağılarda gizli bir şey var, onu biliyorum. Araştırmamı yaptım. Ah!
Olmadı bu. Hoş olmadı. Ah! Sonra insanlar gelecek, bu eleman ne oynuyor diyecekler. Ya Scott Carter neler yaptırıyorsun bize ya. Aha! Yukarı gitsek ne olacak? Okey. İşte bu. İşte 80'ler budur, işte 90'lar budur. Carl's Junior'a geldik. Bak Carl's Junior yazıyor. Ya Junior yazıyor da Carl's'ı ben ekledim. Çok sevdiğim bir yer. Come on, you know you can't be here. Don't make this more difficult than it has to be. Hadi ama buraya gelebileceğini biliyorsun. Olduğundan daha şey yapma diyor. Daha fazla zorlama diyor durumu. Zorlayacağım. Ben zorlarım. Merak ettim abi. Neler var neler yok burada. Zorlamak istiyorum durumu. Aşağıya inebiliyoruz. İlginç. Araba çalayım. Diğerlerinin arabalarını çalayım. Araba direkt yanıma ışınlandı. Peki. Güzel mekanikler. Müzik kesildi. Aha bir şeyler olacak. Yok mu gidebileceğim bir yer? Sarı adam bu mesela. Sarı adam ne abi? Bu sarı adamın olayı ne? Scott Cawthon ile renklerin bu olayı ne yani? Çalıkları geçemiyorum ben ha. Burada bir şey mi var? Ya. Yine orada bir tane çalılık var. Geçemiyorum o tarafa. Bak 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 bak. Şurada iki tane adım var. Hayvan adımı böyle. Hani sanki Freddy gelmiş birisini kapmış gibi. Hani normal adımları var, iki tane de hayvan adımı var. Leave him alone tonight, he had a rough day. Bu gece onu yalnız bırak diyor, zaten zor bir gün geçirdi. Mesela sen kimsin? Mesela bak şu abi bu şekilde daha bir kawaii görünmüyor böyle tek kare göze sahipken. Böyle İki kare göze sahipken böyle sanki çok yorulmuş gibi görünüyor ama bak bak mesela şimdi. Şimdi gözsüz görünüyor tabii o gözü yok tabii şimdi. Lan. Oğlum. Ha bak şimdi çok kawaii görünüyor. Çok böyle şirin görünüyor tek gözü şey, böyle tek kare siyah gözler. Sana kapıyı kapamamanı söylemiştim. Açamıyor musun abi? Kilitledin mi? Bu benim evim. Beni böyle şey yapamaz. Kapıyı oha kapıyı aç. Beni böyle görmezden gelemez diyor. Oğlum senin ev bayağı dandikmiş. Yani o kadar pencere var ama diğer odalara giden kapı yok. Direkt pencereden giriyorsun kapıya. Dışarıdan bir yer mi bulacaksın? Hakikaten dışarıdan mı giriyorsunuz abi siz? Ya az önce gittiğimiz yere gideceğiz büyük bir ihtimalle de hani başka hiç kapı yok ne bileyim. Biraz saçma geldi bana. Hani şey de olsa bir kapı koyarsın. Ayrıntı da olsa. Bu oyun ücretsiz bu arada. Steam'den bulabilirsiniz, her yerden bulabilirsiniz bu oyunu.
Ücretsiz. 300 MB falan. İndirmesi de. Run off to that place again. He will be sorry when he gets back. Yine o yere gitti. Geri gelince üzülecek. Hani onu üzeceğim anlamında. Of, gözlerim doldu ya. Abi. Play tokens 7. O zaman burada oynamaya devam edelim. Burası iyi para getiriyordu. Aa bak, burada bir şeyler yapabiliyoruz zaten. 230 paramız var. Add coin slot diyelim. Clean and polish de diyelim. Güzel oldu bence. Ve bunu oynamaya devam. Bunu da clean and polish diyelim ya. Playtest. 100. Neden 100 oldu? Az önce 500 geliyordu. Oynadıkça artıyor mu? Oynadıkça şey mi oluyor böyle? Tam sana da coin slot ekleyeceğiz. Her şeye coin slot ekleyeceğim. Bu coin slot eklemediğim şey... Balona da coin slot ekleyeceğim yakında. Coin slot eklemediğim bir şey kalmayacak. Gene 100. Acaba coin slot eklediğim için mi 100 oldu? Sanki yeni bir makineymiş gibi. Bakalım, test edeceğiz şimdi. Az önce girince acaba... Şimdi girince 500 verir belki. Daha 5 tane play token'ım kaldı. Oynamaya devam. Aynen bak, 500 geliyor bu sefer. 900. 100. Demek ki biraz şansa bağlı bu iş. 1500 aldık gene. Ha, toplamda 1500 olacak şekilde geliyor ama belli bir düzen var yani. 100. 100 peki. 100. 3 tane 100 geldi. Tamam, anlaşıldı. Az çok anlaşıldı buranın olayı. O zaman sana dediğim gibi, söz verdiğim gibi bir coin slot ekliyoruz. Clean ve polish de diyoruz. Playtest yapalım bakalım. Ha! Aldık. Aldık. Muhteşem. Bir tane daha yapalım bakalım. Çok ilginç ya. Bir tane daha aldık. Yine 250. Muhteşem şeyler alıyoruz şu anda. Bari bir tane daha alalım da sonuncuyu da harcayalım, onu da şey yapalım böyle. Ve saçma sapan oyunlara harcadığım için özür dilerim baktım ama. Şey yapacağız şimdi. Bak 100 para daha aldık. Ama bunu hallettik zaten, bunu da hallettik, bunu da hallettik. Buraya belki bir şeyler alırız. Katalog. 180 dolarımız var sonuçta değil mi? Var mı burada alabileceğim bir şey böyle? Aynen, seni de alalım. Aynen. Seni de koyalım buraya. Ertesi parayı kırarız yani, ne olacak? Finish, bitti iş. İş bitti. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud, and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you're drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Haydi bakalım. Tasks. Şimdi şu anda bir şey olduğunu zannetmiyorum. İlk geceki... Abi şu palyaçoya baksana ya. 5 dakika. Kırmızı mı oldu?
İşte ya, işte bunu getireceklerdi ya. Neyse. Bunları yapalım da ilk gece bir şey olmaz. Tehlikeli bir şey de almadık zaten içeri. O yüzden sıkıntımız yok. Dava risk yok. Dava riskimiz yok. Herhangi bir animatronik de almadık. Böyle sağlam. İlginç. Siparişleri verelim abi. İlk gece böyle. Bakalım. Risk almayacağım ben. Çok fazla risk almayacağım. Çünkü bazı belirli animatronikleri satın aldığınız zaman onlara da saldırabiliyormuş. Öyle bir olay var. Veya bazı eşyaları içine saklanan bir şeyler oluyor işte. Adamın da söylediği gibi. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi canım be. Hadi canım. Hadi. Print posters de. Evet. Evet. Hadi çıkar bunları. Hadi, hadi, hadi hızlı, hadi hızlı, hadi hızlı, yapacak hiçbir şeyimiz yok, daha ilk gecemiz bu, hadi hızlı. Hadi gözünü seveyim, şimdi bir şey atlıyormuş ekrana. O da ayrı bir olay tabi, hadi bak. Hadi bak. FNAF World'daymış gibi hissediyorum kendimi. Onu daha bitirmedim, onu bitirebilirim belki, bak söz vermeyeyim, belki FNAF World'da da bitirebilirim. Çok saçma bir oyun ama, oyun orada bitmemiş kaldı. Bioshock bitmemiş kaldı, Resident Evil bitmemiş halde duruyor, Alien bitmemiş halde duruyor. Bitirmediğim oyunların hepsini bitireceğim. Ondan önce ne söyleyeyim de. Bitirmediğim oyunların hepsini bitireceğim. Bioshock Remastered olmayacak ama. Normal Bioshock olacak. Çünkü Türkçe yama sıkıntısı var Remastered'ın. Türkçe yaması yok. O yüzden orijinal Bioshock oynayacağız. Yani grafikler çok fazla iyi olmayacak ama Türkçe olacak en azından. Daha rahat olacak sizin için. Hem İngilizce'de hem ben yoruluyorum. Hem siz yoruluyorsunuz. Ya çevireceğim diye detayları, onu bunu falan kaçırıyorum. Halbuki çok severim öyle hikayeleri, öyle dünyaları. Ve bitti. Bu oyunda zaman olayı yok. İşlere bağlı. İşleri bitirdiysen sıkıntı değil. Ha bak, logof yazıyor. İşlere bağlı. İşleri bitirene kadar hayatta kalacağım. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine. And that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Yok abi, dileneceğiz. Salvage value 500 diyor ya. 500 az buz para mı?
Bütün birinci günde harcadığımız bütün para 500. Devam devam. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Çok rahatsız edici bir ses. Tamam. Ulan bu sefer güç bende oğlum. Bu sefer güç bende. Ters bir hareket yer var ya. Yes. Yerine dön lan. Yerine dön. Eski pozisyona dön ha. Acımam. Acımam. Döverim oğlum. Acımam. Results. Dur bakayım. İyi, bir şey yok. Ya böyle adam olacaksın. Yakarım, yakarım. Kontrol bende artık. Çok güzel bir his lan. Kontrolün bende olması. İlk kez bu seride ilk kez kontrol bende. Document results. Yerine dön şey. Yerine dön. Adam olacaksınız. İkinci defa yaptım bunu değil mi? Daha 3 olmadı. Document results. O kesinlikle hareket etti hocam. Yerine dön şerefsiz. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Lan çok gergin bir an ya. Taser'ım kalmadı artık çünkü. Document results. No. Ya yes demem gerekiyor daha. Çünkü artık şeye geçti. Well done. End tape. Oh. Ne demek canım, ne demek, gel gel gel. Hiç kimse yalnız kalmamalı. 53 kişi gelmiş, güzel güzel güzel. 3 kişi geri dönmüş ama. İlginç. Güzel, hiç dava mava yok. 943 revenue yaptık. Şimdi bilmiyorum burada sevilecek mi ama ben şöyle alayım, sevilemiş kabul edelim. Bir sonraki videoda artık devam ederiz. Bir günlük bana bu kadar yeter. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.